Abi kafalar ceza çekiyor. Siz niye çekmiyorsunuz? Şu cezayı çek. Oyun. Şu cezaları çekin artık abi ya. Abi bir ceza da şu Mesut'u yatırıp s**kin ya. Abi o yumurtayı yiyin. Ceza çekeceğiz dediniz, ceza çekmediniz. Nasıl video bu? Abi bir daha ceza çekmezseniz sizi izlemeyeceğiz. Ya s**kin böyle işi. Çekin şu cezayı. Üzerinden bir saat geçti ve hiç bilmediğim bir dövme yaptırdık. Bu salak merhametsiz insan der ki 6 tane boktan bir dövmeden bir tane ceza dövmesi çekersin ve onu yaptırırsın. Şu an göremiyorsunuz ama tam sol üstte göreceğiniz bir beyaz şov logosu yapıldı. Ben beyazı sabit dur! Dur! Beni iyice Bilal Amca'ya dönüştürdün ya. Hadi gel! Seni yapacağın dövmeyi sikeyim. Yaptırmayın bana ya! Yapma ya! Git Atakan ya! Bir açıklamada bulunacağım. Beyazıt abi tabii ki seviyorum. Yıllardır seviyorum ama Beyazıt abi o kadar da değil. Bacağımda dövmem var ya. Sildirir miyim, sildirmez miyim bilmiyorum. Sadece dövmeden sonraki kaşan olup ağzına vereceğim ha. Sadece dövmeden sonraki bakım rutini beni biraz etkiledi. Yani işte 4 gün kapalı bantla duş alacağım. Ondan sonra spora gidemeyeceğim falan filan. O gacılara... sevişememe dalgasını da söyle. Neden yakındığını. Evet. Kadir abi sevişemeyeceğim diyorum. Biliyorsun oradan ya. Ya revam ama bu ya. Diyor ki 4 gün sadece yiyişecek miyim diyor. Ama şimdi bu gerizekalının teyemmüm nasıl alayım abi? Benim orada toprak yok ki. Bu arada şu an sevgili Kadir Alkan Studios diye geçiyor değil mi abi burası? Aynen. Hair Arts. Kadir Alkan Hair Arts. Ne demek Hair Arts? YouTube Türkiye merkezi demek burası. Aynen öyle. Aynen öyle. Burası biz de influencer dostu bir kuaför. Kuaför müdür, berber midir abi? Dededen berber, sorun yok. Dededen berbermiş. Kafam gitti anasını satayım. Sana buna ne ceza vermiştik? Ha. Saçımla oynayacağım. Saçınla oynayacağım. Abi, bunun saçıyla bir oynayalım ki bir artık bir cezasını alsın. Ben sıkıldım. İzmir'de yapılan şaka içinde ayrı bir anekdot. İzmir'deki şakanın kurgu olduğuna dair ufak tefek yorumlarda bulunan gece vakti Nesquik için minicik parmaklarıyla yazan arkadaşlarımız aklınızı o şaka kurgu değildi. Güzel güzel söylüyorum. Dövme cezasını çektim. Neden? Çünkü dövme cezası değil. Ceza çekmiyorsunuz dediniz. Biz de gittik en ağırını yaptık. Benim için en ağır olan şey dövme yaptırmaktı. Benim anamın adı yazmıyor burada. Beyaz Şov logosu var. Şimdi bu kurusu bu koltuğa oturacak. Niye? Terlemeye başladın ha? Yo. Bambi. Ha? Ben kendimi Kadir Alkan'ın pamuk parmaklarına emanet edeceğim. Kadir abide de bir el var. Kadir abide bir pamuk el var. Sen ağır ıslanacaksın ha. Kadir abimizi o zaman bir yanımıza alalım ha. Evet. Kadir abim gelmez misin yanımıza? Gelmezim. Hoş geldin. Nasılsın abi? Aleyküm selam. Nasıl gidiyor? Hoş geldin. Abi. YouTube'un şu an kralları. Gerçekten inanılmaz iyisin. Harbi çok iyisin. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Vallahi teşekkür ederiz. Kanalı açtık sana gelmeden olmaz dediler. Şimdi influencer olmanın biliyorsun en önemli yolu buradan geçiyor. Tabii abi CZN. Olay çok başka yere gidiyor. Kadir abi! Bir dakika dur şimdi koltuğu alacağım seni. Birazdan boynuna dolayacağım. Bu işler böyle. Tam istediğimiz saç duruşu. Tam. Lan biz! Ama terlemeye de başladı biraz. Bir şey diyeceğim. Bu saç benim veli nimetim. İnceden götüm atıyor onun için. Ama yani bu saçı neler yapacağımızı tahmin bile edemezsin. Ali biçimle konuştuk. Cezan hazır. Şöyle baş koltuğu alayım. Baş koltuk derken. Aynen aynen tam anladığın gibi. Baş aynen. Sığar mı o koltuğa be? Tam cuk oldu. Tam cuk oldu kardeşim. Sen de şu tarafa otur bir tane tahta getirelim. Ha değil mi? Halil söylemez buraya geldiğinde altına tahta koyuyor. Hangi YouTuber buraya çok fazla geliyor, abartıyor? Bugün de gel, gelme artık dediğin YouTuber kim abi? Vallahi öyle bir şey olmuyor. Herkes kızgın büllüğün üstüne düşmüş olayım ben. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Tamam güzel anladı. Tamam en çok ama hepsi geliyor biliyoruz zaten. Ya sıkıntı yok. Herkesin zaten gelmesine aynı bir sıkıntımız yok. Abi durum en kötü olan Enes. Ona ne olur bak kötü davranma o çocuk. İyi çocuk. İhtiyacı Dolunay 80 milyon izlendi ya çok düşük durumda abi. Neyse olacak işi. Bir şey bir şey olursa hedef 100 milyon. Benim deftere yaz bu saatten sonra. Senin doğuştan mı kıvırcık? Ne diyorsun lan? Çocukluk fotoğraflarında kıvırcık değil de. Ama böyle şeyler de vardır. Hani diyor ya ben küçükken sarışındım. Mesela bu çocuk sarışın olabilir. Ya var mı böyle bir şey? İngiliz baba falan mı diyorsun? İngiliz baba davası sende. Abis! Ne yapacağız abi? Abi saçı biraz keselim. Tamam çünkü biraz zaten... Biraz ama abi. Biraz.
Gördüğün gibi ben, zaten bak, saçı en son sen ne zaman kestirdin? Oldu 6 ay. 6 ay işte bütün müşteriler böyle olsa kepengi vur git. E kaydırmalı atacak bir yer bulamadım. Yok mu yukarı kaydırmalı? Süleyman Bilici kaydırmalı kabul etmiyor. Abi o zaman saçları düzleştirelim. Düzleştirelim abi o zaman tamam. Yakışır kardeşim. Peki saçları düzleştirdikten sonra ne kadar öyle düz gezecek? Sana ne lan? Cezan benim saç düzleştirme değil mi? Cezan. Lan salak sonra gidip bir kadın kuaförüne kıvırcık saç yaptırmaya çalışma diye söylüyorum. Yapılır mı? Yapılır. Hadi o zaman başlıyoruz. Şu çekmecede Bilal amca var versene. Bilal amcanın neyi var burada? Dalgası var. Ançuezli. Aaa. Onların bol iyi lan. Ya. Şu cihazın adı ne Kadir abi? Akrobat. 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 Aynen. Bir de balerin var. Kuaföre domalmaya son. Tüh ya. Geri. Yani bu şu demek mi oluyor? Binlerce domalan müşteri bir gün isyan etti. İsyan etti. Sikerler robotik bir şey yapmamız lazım. Sana hiç diyen olmuş muydu Kadir abi mesela? Ben domalmak istemiyorum Kadir Bey. Yok mu bunun için bir sistem? Çok çok oldu. O yüzden biz de bu sisteme geçtik kardeşim. Abi böyle başka robot var mı dükkanda? Şu an robot yok kanka. Var. Arkada bir tane daha robot var. 30 yaşından büyük influencerlar. İstiyorsan yanaşma. Ciddi misin? Hakikaten yani. De 35 yaşındayız. Al işte bak piç. Kendi yemediğini misafire ikram etmeyeceksin. Senin saçın toplanınca çok enteresan oluyor ya. Abi. Takla atmasın adam. Allah'ım kendimi çok kötü hissediyorum. Kanka seni düzleştireceğiz artık. Ceza oymuş. Ben Kadir Alkan'ın şey videosuna bayılıyorum. Gelmeden ufak bir araştırma yaptım. Bütün influencerlar tek cümleyle neden Kadir Alkan onu açıklıyorlar. İşte Bilal şey diyor. Kadir Alkan tarz demektir. En eski. Kadir Alkan çok iyidir. Dolunay gibidir. Narif'e beni diyor. La. Kadir Alkan la. Kadir Alkan çok iyi. La. Kaydırmalıya saç kestiriyor. La. Şampuanım nerede? La. Abi yılların efsanesi çaktırmadan şu berber değdirmesini diyor. Yılların efsanesi o. Bütün Anadolu'yu gezdik biz. Ben Hollanda'ya gittim. Hollanda'da oranın işte en ünlü berberlerinden birine işte ben de içerik üretiyorum. Gittim oraya. Lan o adamlar böyle dayıyor. Adam bildiğin burayı böyle morattı ya. Nasıl ya? Ya bildiğin dayıyor abi adam. Adam böyle. Abi mesela tamam da yani. Oğlum gösterdi. Kadir abi ne yapıyordur senin? Ya ne olacak oğlum? Yani peki abi şey... onun robotik cerrahisi bulundu da değdirmenin cerrahisi? Yok kardeşim bulunmuyor. Şu koltukları özel aparat yapılıyor yine olmuyor. Peki herhangi bir müşterinle öyle bir değdirme pozisyonu aynadan göz göze geldiğin... Sikindir. Ya işte böyle göz göze geldiğimiz oldu ama genelde tepki vermiyorlar. Sıkıntı yok. Tepki vermemesi daha iyi değil mi abi? Seviyor olabilir abi. Ha hoşuna giden. Ha seviyor. Okey. Yani yabancı değil diyorlar. Ki zaten hoşlarına gitmeseler robotik bir cihaz yaptırmazlar. Adam Kumteper canavarına benzetmesin. Oğlum niye sen saçlarını jölelemiyorsun? Niye jöleleyim? Bence çok daha iyi. Oy sen şimdi var ya tam Kars'taki kıvamı geldin ha. Kadir abi biz Kars'ta bir otelde kaldık Katerina diye. Üç erkeğiz odada. Kimse sinirinden duşa giremiyor. Bu duşa bir girdi. Bornozu bir aldı Katerina'nın. Bir iki saat baktık değil mi sana orada? Baktılar abi. Bende de iyi kase vardır abi. Aramızda kalsın. Sen yabancı değilsin. 40 yıllık bir örtüyüm diyorsun. Vallahi billahi. Şaka maka ama Allah sağlam bir götü var. Bende bir göt var gurbetçi bavulu gibi. Aklını kaybedersin. Maşallah. Sıça bak. Lost'taki Hurley'e benzemedi mi? Burak tam şu sol üstte bir Lost Hurley. Abi böyle de sakucu gibi. Herkes arkadan saçımı topluyor. Eğilesim geldi birine. Kadir Alkan gangbang diye mi değiştirsek acaba ya? Gangbang hairstyle. Cimcif hairstyle. Oğlum bak saçını gerçekten böyle kullan evet ya. Evet ya bak harbi benzedim bu arada. 410 bin like'a bundan sonra saçım böyle kullanırım. Bununla mesela saç dökülmesi var mı Kadir abi? Var abi, sanki biraz nasıl, ya. Nasıl nasıl var ya? Abi canım yanıyor. Hayır. Aa olay başka yere gidiyor. Abi bu mavi su diye bir dümen çıkmış. Doğru mudur gerçek midir? Var öyle bir dümen var da işte çok kutsal sahtesi de var. Kadir abi. Sahtesi de var abi. O işlere girmek doğru değil. Senin babadaki saç durumu ne? Yani enteresan, ağır aksak. Fuck. Babası keldir onu ya. Kel mi baban? Yok ben niye öyle... Var var. Kim dayı, kel sizin ailede? Dayı? Doğru konuş lan, kim kel sizin ailede? Dayı mı kel? Dayım yok abi. Yapma ya. Ölmedi yani, yok. Burayı kuaför mü zannettin? Sıfırdan yok yani. Başsavcılık lan burası. Kim var ailede? Ailede kel kim? Kel yok abi. Tamam lan o kadar cevabı zaten. Kel yok abi. Yıllardır bir şey yemedik. Canım yanıyor onun için tam ne dediğimi bilmiyorum. Benim de bacağım yanıyor hayvan herif. Biraz benim da ben göreyim acı çok sancılı geçiyor ya. Ben bayılacağım galiba. Bitti. Ah.
emin misin Hasan? Bitti mi gerçekten? Olur mu böyle Hasan? Söyle olur mu Hasan? Abi şu Enes'e çektiğin TikTok'tan bir tane de bana çeksene böyle karizmatik. Çekelim. Sikör durduğum bir şey. Şöyle o zaman sana böyle spray sıkarken en son bir tane TikTok'taki berberler hakkında ne düşünüyorsun abi? Güzel ya, iyi çalışıyor. Abi siktir et TikTok'u. Genel olarak berberler hakkında ne düşünüyorsun? Abi sonuçta ben eğitmenim, onları eğitmek için uğraşıyoruz. Bak Kadir bir, abi. Bir vizyonumuz var. Bak sana çok enteresan bir şey söyleyeyim ha. Buyur ben kardeşim. Değdiriyormuşum bu sefer. Devran döndü baba. Arkadaşıma değdirirsen böyle olur. Hayır, arkamızda döndük, yaklaştı biliyor musun? Yok, oturuyordu abi, bir an yaklaştı. Sadece enteresan bir şey söyleyeceğim. Benim mesela kuaförlerle ilgili hep ciddi sıkıntılarım oldu. Ya yani mesela bak çok enteresan. Bir saç tıraşına, stiline karar veriyorsun. Okeydir diyorsun. Bir hafta 10 gün öyle kesiliyor saç. Bir de ben saçımı çok sık kestirdim. Öyle dümenden ayda biri gitmem. Haftada biri vardır yani. Abi bazen o model şaşıyor. Sonra içimden diyorum ya zürriyetini sikim diyorum ya. Ulan haftalardır aynı saçı kesiyoruz. Acaba o an istemediği bir ana mı denk geliyor? Şimdi ben sana şöyle diyeyim. Dediğin çok doğru. Modu farklı oluyor. Bir de benim rahmetli babam şunu söylerdi. Bir adam mesela 40 yıldır tıraş ettiği bir müşterisi vardı. İşin şakası bir yana. 40 yıldır aynı tıraşı oluyormuş adam. Ve müşterinin bana söylediği şeydi. Milim babanın kestiği saç şaşmıyor diyordu. Düşün yani. Hep aynı kesiyor. Hep aynı kesiyor. Yani orada babama onu sormuştum. Dedi ki bu iş işte ustalıkla alakalıdır. Yani iyi bir usta kestiği saçın aynısını bir sonraki tıraşta kesebilmeli. Bir de şu randevu olayı. O da önemli. Sık gittiğin kuaföre canım bir gün çok acil gitmek ister abi. Bir randevu. Ya Ali'cim akşam 8'e kadar doluyum. Sabah 9 okuyayım sana. Bak sana. Senden daş şaklısı gelmiş demek. Ya. Benim bu halim ne abi ya? Muhabbet arasında beni burada beni Zübabi'ye çevirdin. Abi isim vermeyeceğim. Çok eski bir kuaför. Sık sık giderdim. Ne zaman uygun sana dedi. Saat 3 dedim. 4.30 olur mu dedi. Ya sen oğlum ha, böyle bir şey olur mu? Ünlü bir kuaför müydü? Şu an hepimizin tanıdığı bir isim miydi? Değil. Yapalım seni kafaya. Keratin yaptık. Piç kurusu. Başım niye dönüyor lan benim? Ne? Kadir Bey oksijen verdi. Oğlum eterle bayılttınız mı herifi? Ne yaptınız? Abi kaç saatte düzleşiyor? Ha bu çocuk anca bir saatte anca düzleşiyor. Yapma be. Elektriğin ısısına, ya elektriğin verdiği ısı kaynağına ne denir abi? Mah mı? Yani o ısının adı sıçarım ağzına. Dün niye böyle bir şey soruyorsun diye bir soru yöneltir misin abi senden rica ederim? Ondan gelen ısıyı merak ediyorum. Kaç ya, bin dalgayla? Ya dalsay rah değil ruh. Nasıl etkileyecek? Tezemek yine gitti Kemal'e laf soktu. Abi. Burak. En sevdiğim fön. Program vardı oradaki mutsuz karılara benziyor. Ya Kadir böyle demem işte. Böyle çıksak mı yarışmaya ya? Ya kesme saçımı, kesme, kesme. Yakıştı ama ya. Hadi gözün aydın, 6 ay böylesin hadi. Abi ne diyorsun Allah aşkına ya? Yok değil mi öyle bir şey? Yok yok. Sana bir şey diyeceğim oğlum. Şaka şaka. Vallahi aslana dönüştün ha. Aslan değil, şu deprem profesörüne döndüm ya. Geçen dedi ya Büyük İstanbul depremi olmayacak. Adamın adı neydi? Ta ilk depremde yapılı, sportif herif. Ha. Soner Arıca mıydı? Anlamadım. Neydi? İyice Soner Arıca'na var ama şu an. Serdar Ortaç'ın çıkışına da benzedim biraz. Karabiberim şarkısı dönemi. Evet. Oğlum bence çok güzel oldu lan. Sen çok bir mekana oldu. Böyle girsen Kur'an çarpsın yanında 5 tane bodyguard verirler. Bir Can Yaman olmadı mı? Oldun lan sen. Ben onu da benzedim. Can Yaman. Can Yaman. Can Yaman. Mesut Can Tomay'ı şey yaptık. Can Yaman çok yaptı. Güzel. Mesut çok Can çok Tomay'dan Can Yaman yapmak. Mesut Can Yamar. Amına koyayım biz çiğ köfteden yaptık sen buzdan yaptın. Bu da
da sana nasipmiş. Babanı görüntülü arayalım mı? Yok. Açmaz oğlum ya. Oğlum crossdresser oldu diye. Oğlum küçük bir CD oldu diye. Baba oğlum drag queen oldu. Abi oldu. Sen biraz saçı okşuyor musun? Beni seviyor musun? Ama Kadir abinin meşhurdur o. Okşar Kadir tabii abi. Tabii şu an oldu bu. Oldu bak. Vallahi oldu. Ben sana söyleyeyim. Hasan. Bağla abiciğim. Ne abi diyorsun abla? Şu dövmeye karşılık. Trit. Şu an can sıkıntım geçti biraz. Amına koyayım, senin amına koyayım ben ya. Niye oğlum, niye ya işte? Ya benim bu halim ne ya? Ben babama nasıl hesap vereceğim? Ben buradan eve gideceğim demeyecek mi? Amına koyduğum bu halim ne? Senin baban şey demeyecek mi? Vay dediler. Ha aynen, babama gideceğim diye bodega beni etti. Vay dendi. Bodega beni etti. Kadir abi, Allah senden hakikaten razı olsun. Vallahi billahi bak. Yok, yani iyi. Bu gacıya hiçbir zaman bunu yaptıramazdı. Bak tertemiz oldun. Artık ne kadar böyle dolaşacak? 6 ay gider. Ha siktir. 6 ay lan. Hadi lan kalıcı Brezilya fönü değil mi? Yok yapmadık. Şey kalıcı yapmadık. İşin niye? Yani. Abi benimkisi kalıcı amına koyayım. Ben 6 ay böyle kalabilir miyim ya? Ben nasıl bununla yaşayacağım? Siktir git kapattır, üstüne bir şey yaptır. Sude Naz. Sana bir şey diyeceğim. Aa, sana tavım şu an ha. İnceden de beğenmeye başladım kendimi aslında. İnceden. Salak sana diyorum. Lost'taki Hurley'den Lost'taki son yorumundu. Entegre. Kadir abi Allah senden razı olsun. Eyvallah yani kardeşim. Bizi ağırladığın için abi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ananı s**yip öpüşüyorduk. Bu nasıl video? Abi daha iyi bir zamanda daha güzel bir şekilde görüşmek üzere. İnşallah kardeşim. Daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız isteriz be. Hiçbir yapmayın. Bu tarz bir video gelmeyecek. Daha ben kendimi bu kılığa bir daha sokamam ama birazcık para atarsanız IBAN'ıma olur. IBAN'lar aşağıda. Görüşürüz. Ben çarka çıkacağım. Hadi bye.